Sevgili takipçilerim, öğrencilerim ve çok sevgili danışanlarım. 4 Haziran'da Türkiye saatine göre sabah 6:42'de 13 derece Yay burcunda Dolunay meydana gelecek. Bu Dolunay Haziran ayını önemli ölçüde etkileyecek, şekillendirecek bir dolunay. Özellikle ateş elementinde ve değişken nitelikli olduğu için ateş burçlarımızı olumlu ölçüde etkileyebilir. Hava burçlarımızda büyük bir enerji alıyor bu dolunaydan. Yay 9. burçtur ve Jüpiter tarafından yönetilir astrolojide. Jüpiter de kuzey düğümde birleşmiş boğa burcunda görülüyor dolunay sırasında. An haritasında ikizler burcunun son dereceleri yükseliyor ve yönetici Merkür boğa burcunda Uranüs'le birleşmiş durumda. Hızlı, enerjisi yüksek bir dolunay. Bu dolunayda günlük hayatımızda hızlı gelişmelerle karşılaşabiliriz, sürpriz durumlarla karşılaşabiliriz. Öncelikle geçtiğimiz Aralık ayında başlamış olan konular varsa hayatımızda, bu bir girişimimiz olabilir ya da hayatımızda meydana gelen gündemler olabilir. Bunlarla ilgili bir tamamlanma, bir sonuç alma, bir dönüşüm dönemindeyiz. Ve özellikle tabii ki bu her dolunay olduğu gibi bu dolunayda da güneşle ay karşıt açıda olacak. Güneş ikizler burcunda, ay yay burcunda, dolayısıyla karşıtlığın verdiği bir gerilim, bir stres de var. İkizler yay aksı iletişim trafiğiyle alakalıdır. Bilgi, öğrenme süreçlerimiz, bunları başkalarıyla paylaştığımız her türlü kavram, öğrenim, eğitim, özellikle yüksek öğrenim, akademik konular, medya, basın, yayın işleri, ulaşım, trafik, seyahatler, yolculuklar, bunlar ikizler yay aksında karşımıza çıkar. Yakınlarımızdaki kişiler, yaşadığımız çevre, akrabalarımız, kardeşlerimiz, uzaklarda yaşayan yakınlarımız, yolculuklarımız yay burcuyla alakalıdır ki yay burcu yabancılarla da ilgilidir. Uluslararası konular, yabancı ülkeler ve buralardaki bağlantılarımız, bunlarla ilgili hedeflerimiz özellikle bu dolunayla birlikte netleşebilir, daha görünür hale gelebilir. An haritasında ikizler yükseldiği için dolunay sırasında ay haritanın 6. evinde, güneş 12. evinde yerleşiyor. Merkür Uranüs'le birleşiyor. Uranüs'le birleşen bir Merkür zihnimizin çok hızlı ve yaratıcı olacağını gösteriyor bize. Parlak fikirler, çözümler bulabiliriz. İlginç bilgilerle karşılaşabiliriz. Hızlı bir öğrenme sürecindeyiz ama fikirlerimiz de çok hızlı değişebilir. Bazı sorunları da hızlı bir şekilde, pratik bir şekilde çözüme kavuşturabiliriz. Bu dolunayla beraber çevremizden gelecek işaretleri iyi takip etmek gerekiyor. Yöneticisi Jüpiter. Dolunayın ve boğa burcunda kuzey düğüm yönünde olduğu için aslında yaşamımızda pratik ve somut sonuçlar istiyoruz, güven istiyoruz. Hem maddi konular da öne çıkıyor burada. Maddi konular, maddi güvence, parasal kazançlarımızla ilgili yapılandırmalar öne çıkıyor. Her alanda nasıl bir oluşum içerisindeysek, beklentilerimizde güven ve istikrar arıyoruz ve kuşkusuz Jüpiter'in özellikle kuzey düğümle kavuşması orta ve uzun vadede bunu bulabilme olanaklarını da bize verecek gibi, Merkür'ün Uranüs'le birleşmesi işte bu çözüm yollarını pratik bir şekilde karşımıza çıkarabilir. Bunu yaratıcı bir şekilde kendimiz de bulabiliriz bu çözümleri, ya da karşılaşacağımız bilgiler, alacağımız desteklerle bu somut sonuçları alma yolunda ilerleyebiliriz. Yay deneyimlerimiz için bize daha cesur enerjiler verir. Çünkü hevesli oluruz, girişken oluruz. İyimser ve pozitif bir enerjisi vardır yay burcunun. İnançlarımızla ilgilidir, ideallerimizle ilgilidir. Biraz hedef büyütebiliriz bu dönemde. Hedeflerimizle ilgili belki tabii ki biraz gerçeklerle de yüzleşmemiz gereken bir dönem. Çünkü inançlarımız doğru ve gerçekçi bir zemine oturuyor mu? Beklentilerimiz burada somut sonuçlar alabileceğimiz beklentiler mi? Yoksa biraz daha burada hayalci mi davranıyoruz? Çok mu idealist davranıyoruz? İnançlarımızda çok mu dogmatik ve fanatik davranıyoruz? Bunları da fark edebileceğimiz bir dolunay evresindeyiz. Dolunay özellikle değişken burçlarımızı daha fazla etkileyecek. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. İkizler, Başak, Yay ve Balık burçlarında güneşiniz, yükselen burcunuz ve özellikle 10 ile 15 derece aralığında, bunu biraz daha genişletirsek işte 9 ile 17 derece aralığında değişken burçlarda kişisel gezegenleriniz bulunuyorsa,
bu dolunay sizin için birebir çok daha önemli olabilir, etkili olabilir ve yine geçtiğimiz Aralık ayını da lütfen gözden geçirin. Çünkü bu dolunayın o dönemli hayatınızda önemli bağlantıları olabilir. Ülkemizin haritasında Türkiye Cumhuriyeti'nin horoskopunda 6. evdir Yay burcu. Burası zaten kamuya aittir. Kamu sektörü, hizmetliler, çalışan kesim, memurlar, işçiler, aynı zamanda tabii ki güvenlik güçleri, ordu, asker, sağlık çalışanları. Buralar 6. evle ilgilidir. Yönetici Jüpiter Boğa burcunda olduğu için, kuzey düğüm yönünde 11. evde yerleştiği için, yükselen de ikizler biliyorsunuz. Ülkemizin ay burcu 29 derece ikizlerdir. Dolunay'ın tam yükselen burcuyla birleşmekte. Bu da halkı etkileyen önemli bazı gelişmeleri işaret ediyor. Kamu çalışanları ile ilgili, hizmet sektörüyle ilgili maddi anlamda bazı gelişmeler, düzenlemeler olabilir. İşte maaşlarla ilgili, örneğin memur maaşları, emekli maaşları ile ilgili yapılandırmalar olabilir. Biraz daha burada rahatlatıcı gelişmeler olabilir. Çünkü Jüpiter Boğa burcunda parasal konularda daha bereketlidir. Aslında bu yeni ayda hareket var. Hareket olan yerde bereket var. Böyle düşünmek lazım. Enerjisi güçlü ama gerçekten bizi amaçlarımıza, beklentilerimize ulaştırabilecek işaretleri de veren, bu olasılıkları karşımıza çıkaran, çözüm yolları da bulan bir yeni ay. Asker ve ordumuzla ilgili askeri alanda yine dikkat çekici gelişmeler olabilir. Yani bunu daha fazla konuşabiliriz. Tabii ki burada güvenliğimiz, milli güvenliğimiz, ama ordumuzun alacağı bazı belki kararlar, yapılandırmalarla da ilgili gelişmeler olabilir. Daha çok çalışan kesimi, hizmetlileri etkileyen ve bu alanda yasal bazı düzenlemelerin olabileceğini söyleyebilirim. Yay zaten hukukla da ilgili bir burç. Yani adalet mekanizması, hukuksal süreçlerle de alakalı. Kişisel hayatlarımızda bu herhangi bir parasal çözüm için bir miras paylaşımı olabilir, bir emlak satışı, bir toprakla ilgili bir belki yasal hukuki bir sürecimiz var. Bununla ilgili gündemlerimiz varsa çözüm yollarına kavuşabileceğimiz ya da içinde bulunduğumuz şartların gündeme gelebileceği ya da buradaki bir şeylerin daha görünür hale gelebileceği durumları da anlatabilir. Aynı zamanda eğitim, akademik konular, üniversiteler, buralardaki beklentilerimizle ilgili yine önemli bir dönemdeyiz. Birçok öğrenci için de bu yay dolunayı önemli açılımlar getirebilir bundan sonraki süreçte. Belki eğitimle ilgili bir maddi beklenti, bir burs beklentisi, bununla ilgili bir yapılandırma için de yine çözüm yolları getirebilir. Yurt dışı kaynaklı, yurt dışında yaşamak, bir vize konusu, bir belki yurt dışında vatandaşlık beklentisi, seyahatlerle ilgili bazı ayarlamalarımız, organizasyonlarımız, yolculuklarımız, yurt dışı ile iş yapma, işbirlikleri ve bununla ilgili yasal süreçlerimiz, aynı zamanda yurt dışında okuma, eğitim gibi alanlardaki bazı süreçlerimiz, bu konularla da ilgili şartların görünür hale gelmesi, sonuç vermesi yine bu dolunay döneminde beklenebilir. Yükselende de ikizlerin olması hareketin, trafiğin çok artabileceği bir süreci işaret ediyor. Merkür zaten kısa bir süre sonra İkizler Burcu'na geçecek Haziran ayı içerisinde ve hızlanacak. Bu da iletişimi, trafiği çok arttıracak. Günlük hayatımızla hareketlenecek. Yakın çevre ilişkilerimiz, belki haber trafiği artarken yolculuklarımız da çok fazla artmaya başlayacak. Bilgi trafiğinin yine çok hızlandığı bir süreçte olacağız. Ve ayın 18'i, 19'u, 20'si gibi ay yeni ay fazına ulaştığında burada Güneş-Neptün karesi var. Güneş-Neptün karesi bazı konularda eğer çok gerçeklerden uzaklaştıysak, hani ideallerimiz, beklentilerimiz, inançlarımız çok fanatikçe, gerçeküstü ya da abartılıysa burada biraz daha belki hayal kırıklıklarıyla da karşılaşabiliriz. Güneş-Neptün karesi özellikle bu konulara dikkat çekiyor. Güneş-Neptün karesinin etkinleşeceği 17, 18, 19 Haziran civarında, aynı zamanda yeni ayda doğacak İkizler Burcu'nda. Burada Güneş-Neptün karesi bizi bazı gerçeklerle yüzleştirebilir. Eğer inançlarımız, gelecekle ilgili beklentilerimiz, düşüncelerimiz biraz aşırı hayalci, idealist ve fanatikçe ise burada içinde bulunduğumuz şartların netleşmesiyle beraber bazı hayal kırıklıkları olabilir. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Yani inançlarımız çok iyimser, çok cesaret verebilir bize düşüncelerimiz. Ama bunların
Jüpiter'in boğa burcunda olduğunu unutmayalım. Daha elle tutulur somut verilere dayanması gerekiyor. Güven verici adımlar atmamız gerekiyor sonuç alabilmemiz için. Ve tabii ki Güneş Neptün karesi yine buralarda biraz hava şartlarını etkileyebilir. Aşırı yağışlar, sulardan gelebilecek bazı zararlar, toprak ve tarımın biraz etkilenmesi, işte su baskınları ve benzeri durumlara da yine dikkat çekiyor süreç içerisinde. Çünkü yeni ay sırasında Ay Yay burcunda son açısını Neptün'le kare yapacak. Yani bu dönem Ay Neptün karesinin etkili olabileceğini ve Neptün'e özellikle biraz Neptün olan yerde belirsizlikler, karışıklıklar, işte hayal kırıklıkları, aldanmalar, yine sular ve sıvılarla ilgili sıkıntılar olabilir. Bu da Haziran ayı ve özellikle ayın 17'si, 18'si, 19'u ile beraber kendini daha fazla hissettirebilir. Ve bazı gizli konuların açığa çıkabileceği ilginç enerjiler de var bu yeni ayda. Neptün'le Venüs arasında güzel bir üçgen açı var. Neptün-Venüs üçgeni, Venüs Yengeç burcunda, Aslan burcuna birkaç gün sonra geçecek 5 Haziran'da. Ama bu Venüs-Neptün üçgeni bizi çok özellikle duygusal konularda, ailevi konularda, sevgi, şefkat, güvenlik gibi alanlarda, yuvaya ait konularda mutlu edebilir. Yardımlaşma temalarını öne çıkarıyor. Romantik konuları, romantizmi biraz daha güçlendiriyor. Venüs-Neptün üçgen açısı. Sanatsal yaratıcılık ve kişisel becerilerimizi ifade etme konusunda da yine önemli olduğunu düşünüyorum. Venüs zaten 5 Haziran'dan sonra Aslan Burcu'na geçecek. Mars Aslan Burcu'nda. Burada özellikle değerlenme konusunda biraz daha piyasalarda, borsayla ilgili alanlarda, değerli metaller, madenlerle ilgili alanlarda yaz aylarının daha fazla hareketli olacağını söyleyebiliriz. Jüpiter de Boğa Burcu'nda zaten yaşamımızda değer arıyoruz, güven arıyoruz, maddi güvence arıyoruz. Ve buralarda çeşitli özellikle para ve parayla ilgili konularda biraz daha belki gündemlerimiz hızlanacak ve önümüzdeki yaz ayları içerisinde Venüs'ün Aslan Burcu'ndaki retrosunu da düşünürsek biraz daha belki para yönetimine, piyasalara, spekülatif alanlara, değerli madenlere daha dikkatli, temkinli yaklaşmak, en azından çok kısa süreli düşünmeden daha orta ve uzun vadeli beklentiler içerisinde olmakta fayda var. Şimdi Yay Dolunay'ın yükselen burçlarınıza göre etkilerinden bahsetmek istiyorum. Sevgili koçlar ve yükselen burcu koç olanlar, Yay burcu dolunayı 9. evinizde meydana gelecek. Bu dolunay yabancı ülkeler, uluslararası konular, seyahatler, yolculuklar, akademik işleriniz, üniversite gibi çalışmalarınız, bazı basın ve yayıncılık işleriniz, hukuksal beklentilerinizde çözümler getirebilir, sonuçlar alabilirsiniz ve bunlar belki geçtiğimiz Aralık ayında gündeminize gelen başlamış konular da olabilir. Yönetici gezegen Jüpiter'in Boğa burcunda olması parasal kaynaklarınızı iyileştirme ve büyütme anlamında cesaretinizi arttırıyor. Belki bir uluslararası bir işle birlikte bazı yatırımlar yapabilirsiniz ya da bir işe girme, çalışma imkanı bulabilirsiniz. Bununla birlikte mesleki anlamda sizi geliştirecek bazı eğitimlere katılabilirsiniz. Yolculuklar ve seyahatlerle ilgili konularda önemli açılımlar olabilir hayatınızda. Değer görmek istiyorsunuz, yeteneklerinizi değerlendirmek istiyorsunuz. Maddi anlamda kaynaklarınızı büyütüp geliştirmek ve kendinizi daha fazla güvende hissetmek istiyorsunuz. İşte bu dolunay sevgili koçlar, özellikle bu alanlardaki niyetlerinizi, inançlarınızı, hedeflerinizi daha görünür hale getirecek ve bazı hızlı çözümler bulmanızı sağlayabilecek. Sevgili boğalar ve yükselen burcu boğa olanlar, Yay burcundaki dolunay 8. evinizde meydana geliyor. Yöneticisi Jüpiter zaten burcunuzda. Jüpiter desteğiyle beraber hayatınızda biraz daha belki kendinizi geliştirme, maddi manevi büyüme imkanları ile karşı karşıyasınız. Bu dolunay 8. evinizde ortaklaşa gelirleriniz, kaynaklarınız bakımından bazı önemli adımlar atmanızı sağlayabilir. Bunlar geçtiğimiz Aralık ayında gündeme gelmiş, başlamış konular da olabilir. Örneğin eşinizin bir iş girişimi, eşinizin gelirleri kaynaklarında bir büyüme, olgunlaşma ve sizin eşten gelecek burada
kaynaklarınızda artışlar olabilir. İşbirlikleri, ortaklı girişimler alanında sizi destekleyebilir. Kişisel bir girişiminiz için bir kaynak arıyorsanız, bir kredi gibi bunu bulmanız mümkündür. Eğitiminiz için bir burs olabilir. Bu anlamda belki bir borcu yapılandırmanız, emekli olmanız ve benzeri konular, hisseli paralar, miras, nafaka, tazminat ve benzeri konularda da tabii bu dolunayın bazı şartları hayatınızda netleştirmesi ve beklentilerinizi bir şekilde tamamlaması söz konusu olabilir sevgili boğalar. Sevgili ikizler ve yükselen burcu ikizler olanlar, sizin için önemli bir dolunay çünkü tüm değişken burçlarımız önemli etkiler alıyorlar. Lütfen güneş burcunuza, yükselen burcunuza bakın. Özellikle 13 derece ve yakınlarındaysa bu etki artacaktır. İlişkilerinizle ilgili önemli bir dönüşüm söz konusu. Bir ilişkinizde bir adım atmanız, karar vermeniz, ilişki dinamiğinizi değiştirmeniz mümkün. Yani bu bir evlilik kararı olabilir tabii ki. Ama bitmesi gereken bir ilişkinin bitme kararı da olabilir. Ayrılıklar da olabilir. İşbirlikleri ve ortaklı girişimlerinizde yine önemli dönüşümler olabilir. Geçtiğimiz Aralık ayına dikkat edin. O Aralık ayında başlamış bazı konuların netleşmesi, sona ermesi, olgunlaşması da mümkün görünüyor. Eşinizin, partnerinizin yaşamında bazı dönüşümler olabilir. Yani eşinizin genel sağlığı, imajı, belki işi, kariyeri, hani buralarda beklentileriniz varsa, Jüpiter çünkü Boğa burcunda, eşinizin, partnerinizin iş hayatını da etkiliyor, mesleki konuları ve genel sağlığını da etkiliyor. Buralarda bazı iyileşmelerin ya da beklentilerinizin netleşmesi, sonuç almanız mümkün olabilir sevgili ikizler. Sevgili yengeçler ve yükselen burcu yengeç olanlar, Yay burcundaki dolunay 6. evinizde olacak. Yönetici gezegen Jüpiter Boğa burcunda. Mesleki konularda bazı hedefleriniz var, projeleriniz var. Tabii ki bu dolunay kendinizi geliştirmek için bir eğitime başlamanızı veya süre gelen bir eğitimi tamamlamanızı, bir şeyi öğrenme süreçlerinizde böyle ustalık, çıraklık ilişkilerinde bir sonuca varmanızı sağlayabilir. Çalışma şartlarınızda bir düzenleme, yanınızda çalışan kişilerle ilgili konular olabilir. Bir asistanın, bir yardımcının evinizde veya iş ortamınızda. Hani işi bırakması da olabilir ama burada bir değişim de olabilir. Belki yeni bir başlangıç olabilir. Sağlığınızla ilgili konulara da dikkat çekiyor bu dolunay. Sağlığınızı iyileştirmek adına bir beslenme programı, bir diyete başlamanız, zararlı alışkanlıkları bırakmanız ya da bir tedaviye, uzun vadeli bir tedaviye başlamanız bu dolunayla birlikte mümkün olabilir. Sahip olduğunuz özellikle evcil hayvanlarınız, onların sağlıkları, bakımlarıyla da ilgili bazı düzenlemeler olabilir. Eğer evcil hayvanınız yoksa belki bu dolunay size bir evcil hayvan getirebilir sevgili yengeçler. Sevgili aslanlar ve yükselen burcu aslan olanlar, Yay burcundaki dolunay sizin için oldukça keyifli, enerjisi yüksek bir dönemi işaret ediyor. Zaten Mars burcunuzda, biliyorsunuz, motivasyonunuz yüksek, özgüveniniz artmış durumda ve bu Yay dolunayı bunu daha da fazla destekliyor. Heveslisiniz, cesursunuz, yeni girişimlere cesurca adım atabilirsiniz. Aşk hayatınızda hızlı gelişmeler olabilir. Romantik konularda sürprizlerle de karşılaşabilirsiniz. Çocuklar ve çocuklarınızla ilgili gelişmeler var. Belki bir yeni çocuk sahibi olma, hamilelik, doğum gibi bir konu olabileceği gibi çocuklarınızın eğitimi, onların gelişimiyle de ilgili süreçlerinizde önemli bir dolunay bu. Yani bazı hedefleriniz netleşebilir, belirsizlikler artık bir sonuç verebilir. Geçtiğimiz Aralık ayında başlamış bazı girişimlerinizde de sonuçlar almanız mümkün görünüyor. Bir seyahate, bir tatile gidebilirsiniz ya da bununla ilgili organizasyonlar yapabilirsiniz. Kişisel anlamda kendinizi geliştirebileceğiniz, yeteneklerinizi fark edebileceğiniz bir eğitime başlamanız, bir hobinizi geliştirmeniz mümkündür. Ki bunlar biraz geleceğinizi, kariyerinizi, işinizi, mesleğinizi de etkileyebilir aslında. Yani size cesaret veren bir dolunay bu. Kendinizi ifade etme, isteklerinizi hayata geçirme, beklentilerinizi sonuçlandırma yönünde daha cesur davranabilir, gereken inisiyatifleri alabilirsiniz bu dolunayla beraber ve maddi konularda da önemli şanslarınız olabilir. Yani biraz şansa ihtiyacınız olan alanlarda, yani spekülatif alanlar olabilir, yaptığınız yatırımların geri dönüşleri olabilir. Bu dolunay bunlarla ilgili bazı sürprizler de getirebilir size. Sevgili başaklar ve yükselen burcu başak olanlar, bir değişken burç olarak tabii ki en fazla etkiyi alanlardansınız. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Güneş burcunuz ve yükselen burcunuz özellikle 13 derece ve yakınlarındaysa
bu etkiler artacaktır, daha önemli hale gelecektir. Dördüncü evinizdeki bir dolunay özel yaşamınızda, yaşadığınız mekanlar, eviniz, yuvanız, buralarda bazı dönüşümler getirebilir. Tabii ki bir taşınma konunuz varsa gündemde, bu taşınma bir sonuçlanabilir artık. Emlak almak, yatırımlar yapmak için de aslında destekliyor bu dolunay sizi. Geçtiğimiz Aralık ayından bu yana bir gündeminiz varsa, yani bir evinizi satmak istiyorsunuz, ev almak istiyorsunuz ya da kiralamak ya da size ait bir mülkü kiralamak istiyorsunuz. Yani bunlarla ilgili bazı artık sonuçlar alabileceğiniz bir dönem. Jüpiter'in de Boğa burcunda olması yasal süreçlerde destekler alabileceğinizi işaret ediyor. Bir miras paylaşımı gibi bir konu varsa aile içerisinde ve bunun bazı hukuksal süreçleri varsa işte bu dolunayda bu konularda da gündeme gelebilir. Ev ve yuva deyince tabii ki aile, anneniz, babanız, ebeveynlerinizle ilgili daha fazla dolunay ve Haziran ayı içerisinde sizin için öncelikli durumlar olabilir. Evde daha fazla zaman geçirebilirsiniz. Ailenize daha fazla zaman ayırabilirsiniz. Bazen evde çalışan başaklar için de bu dolunay iş hayatını anlatabilir. Evde iş düzeninizle de ilgili bazı kararlar vermeniz veya yeni bir oluşum içerisinde olmanız mümkün görünüyor. Sevgili teraziler ve yükselen burcu terazi olanlar, yay burcundaki dolunay 3. evinizi aydınlatıyor olacak. Sizin için dost bir burçta, enerjisi güçlü bir dolunay bu ve yönetici gezegeniniz Venüs'ün de Neptün'le çok güzel bir açısı var. Kendinizi rahat, iyi, huzurlu hissediyorsunuz aslında bu dolunayda. Yakınlarınızdaki kişiler, çevrenizdeki kişiler, belki komşularla ilgili gelişmeleriniz ön plana çıkabilir. Kardeşlerle ilgili hızlı gündemleriniz olabilir. Bu dolunay hareketli bir dolunay. Dolayısıyla çok seyahat etmenizi, yolculukların olmasını bekleyebiliriz. Sizi de ziyarete gelenler, uzaklardan gelen yakınlarınız, tanıdıklarınız olabilir tabii ki. İş ve ticari konularda, eğitimle ilgili konularda hareketler var. Bunun yanı sıra tasarım işleriniz, yayıncılık işleriniz, medyada, sosyal medyada, internet üzerinde yapacağınız her türlü girişim, bunlarla ilgili dönüşümler olabilir. Geçtiğimiz Aralık ayında başlatmış olduğunuz bazı işleriniz, eğitimleriniz varsa, ticari oluşumlarınız varsa, şimdi onların olgunlaşması, daha görünür hale gelmesi mümkündür. Jüpiter'in Boğa burcunda olması parasal anlamda da bu dolunayda önemli destekler aldığınızı gösteriyor. Yani size para kazandıracak bazı kararlar alabilirsiniz. Miras paylaşımı gibi hukuksal işleriniz varsa hani bunlarla ilgili çözümler gelebilir. Bir ticari yatırım için bir kredi alabilirsiniz. Eğitim için belki bir burs almanız mümkündür veya bununla ilgili süreçleriniz netleşebilir. Aynı şekilde bazı yatırımlarınızla ilgili kararlar verebilirsiniz. Yani fikir değişiklikleri olabilir, işte yeni düzenlemeler yapabilirsiniz. Kardeşlerle de ilgili çok önemli gündemleriniz olabilir. Onlarla daha fazla bir arada olabileceğiniz, ilişkilerinizin artabileceği bir süreçte olabilirsiniz. Sevgili teraziler, sevgili akrepler ve yükselen burcu akrep olanlar, evet, yay burcundaki dolunay para evinizde olacak ve Jüpiter de karşıt burcunuzda. Bu dolunay maddi konularda önemli sizin için. Biraz paylaşımlarla, yani işbirlikleriyle de ilgili önemli. Eşinizle ilgili olarak mesela eşinizin gelirleri, kazançları olabilir. Bir evlilik ya da bir boşanma konunuz varsa bunun parasal getirileri, paylaşımları ya da ilgili gündemleriniz var. Belki bunlar süreçte devam eden konular ya da geçtiğimiz Aralık ayında başlamış konular. Bunların netleşmesi, sonuç vermesi mümkündür ya da içinde bulunduğunuz durumların netleşmesi mümkündür. Bir iş birliğine girebilirsiniz. Size para kazandıracak konularda bir iş girişimi, ama bunlar daha çok iş birlikleri ve ortaklıklar yönünde sizi destekliyor aslında. Süre gelen iş birliklerinizde ve ortaklıklarınızda da maddi hesaplar, parasal paylaşımlar ve benzeri borç alacak konularınızda daha fazla gündeminizde olabilir tabii ki. Sevgili yaylar ve yükselen burcu yay olanlar, sizin için yılın en önemli dönemi, burcunuzda bir dolunay var. Evet, kuşkusuz tüm yay burçlarımız etkilenmekle birlikte, özellikle lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Güneş burcunuz, yükselen burcunuz 13 derece ve yakınlarındaysa bunu 9-17 derece arası olarak da genişletebilirsiniz. Bu dolunay sizi daha fazla etkileyecektir. Kişisel olarak önemli olduğunu söyleyebilirim. Farkındalığınızın arttığı bir dönem. Hayatınızda bir şeyler netleşiyor. Düşünceleriniz, inançlarınız, geleceğe dair beklentileriniz var. Ya da uğraştığınız bir şeyler var. Her neyse, bunlar artık bir sonuç alma dönemindesiniz. Yaptığınız her şey görünür hale geliyor.
veriyor. Bunlar geçtiğimiz Aralık ayında hayatımıza dahil olmuş konular olabilir. Başlattığınız işler olabilir, aldığınız kararlar olabilir. İçinde bulunduğunuz şartlar bir netleşecek, bir fark edeceksiniz. Ve bu farkındalıkla beraber bir şeyleri bırakabilirsiniz de, devam da edebilirsiniz ya da sonuçlarını değerlendirebilirsiniz. İlişkileriniz, işbirlikleriniz, ortaklıklarınız, iş, kariyer konuları, yaşam düzeniniz, İmajınız, genel sağlığınız, tüm bunlar önemli tabii ki bu dolunay sırasında. Özellikle yay burcu biraz hani karaciğeri, kalçayı, bel bölgesini yönetir ve buralardaki sağlık sorunları daha fazla tetiklenebilir. Bununla birlikte kronik sorunlarınız varsa dolunay döneminde daha hassas olabileceğinizi unutmayın. Hayatınızın kalitesini arttırmak ve iyileşmek adına bazı önemli kararlar verebilirsiniz. Jüpiter'in Boğa burcunda olması iş ve mesleki konularda yaşam düzeniniz, genel sağlığınız, alışkanlıklarınız, bu konularda geleceğe dair daha yapıcı, daha uzun vadeli, daha istikrarlı bir tutum içerisinde olabileceğinizi ve sizin için faydalı olacak bazı önemli kararlar verebileceğinizi de işaret ediyor. Sevgili oğlaklar ve yükselen burcu oğlak olanlar, yay burcundaki dolunay 12. evinizde olacak. Gizli olan konuların açığa çıkacağı, bazı sürprizlerle karşılaşabileceğiz bir dolunay aslında. Bu dolunay sırasında Jüpiter'in, Merkür'ün, Uranüs'ün 5. evinizde olması bazı aşk itirafları ortaya çıkarabilir. Sürpriz hayranlarınız ortaya çıkabilir. Veya bazı gizli ilişkileriniz varsa, platonik ilişkileriniz, bunlarla ilgili gündemleriniz olabilir. Aşk hayatınızda önemli bir dolunay. Aynı zamanda çocuklar, çocuklarınızın eğitimi, çocuklarınızla ilgili planlarınız, gelecek planlarınız bunları destekliyor. Birçok oğlak için güzel, keyifli seyahatler, tatil planları olabilir, yolculuklar olabilir. Çünkü 12. ev yabancı ülkeler ve uzaklarla da ilgilidir. Bu dolunay size böyle bir seyahati getirebilir. İş için, eğitim için veya tamamen tatil için, seyahat için, eğlence için bu tarz bazı faaliyetleriniz gündeme gelebilir. Geçtiğimiz Aralık ayında başlamış olan konular varsa hayatınızda, bu bir eğitim olabilir, çocuklarla ilgili bir hedefiniz olabilir ya da yurt dışı, yabancı ülkelerle ilgili bazı gündemleriniz olabilir. Onların bir sonuç vermesi, netleşmesi, içinde bulunduğunuz şartların olgunlaşması da mümkün görünüyor. Sevgili kovalar ve yükselen burcu kova olanlar, yay burcundaki dolunay 11. evinizi aydınlatıyor olacak. Keyifli bir dolunay sizin adınıza. Bir yandan ikizler burcundaki güneşten, bir yandan işte aslan burcundaki Mars'tan önemli açılar alıyorsunuz. Yay burcu gelecekle ilgili hedefleriniz, idealleriniz, düşünceleriniz, projelerinizle ilgili. Bunlar size yeni düşünceler, yeni projeler getirebileceği gibi geçtiğimiz günlerde başlamış olan, belki geçtiğimiz Aralık ayından bu yana gündeminizde olan bazı işleri sonuçlandırmanızı sağlayabilir ve bunun maddi manevi ödüllerini alabilirsiniz bu dolunayda. Sosyal hayatınızda bir canlanma, arkadaşlarla daha fazla görüşme, organizasyonlar, eğitim programları, seminerler söz konusu, biraz kalabalıklar içerisine girebileceğiniz, ekip çalışmalarında, grup faaliyetlerinde bulunabileceğiniz bir dönemdesiniz. Eğlenceli faaliyetlere de katılabilirsiniz. Arkadaşlarla birlikte keyifli organizasyonlara, seyahatlere katılmanız mümkün. İşle ilgili ekip çalışmaları da olabilir tabii ki. Yöneticisi Jüpiter Boğa burcunda olduğu için ev yuva alanınızda bazı düzenlemeler yapabileceğiniz de işaret ediyor. Evde bir iş kurmak gibi olabilir örneğin. Evden çalışabileceğiniz bir iş olabilir. Bu belki internet üzerinde, sosyal medya üzerinde yapabileceğiniz bir iş olabilir. Yabancılarda, uluslararası alanlarda yapılacak bağlantılar, bu konularda da sizi destekliyor aslında bu dolunay enerjisi. Yatırımlar konusunda tabii ki emlak, mülk, toprakla ilgili değerler, bunların belki bazı hukuksal işleri, çözümlenmeleri konusunda da önemli sonuçlar alabilirsiniz. Sevgili balıklar ve yükselen burcu balık olanlar, değişken burç olarak tabii ki en önemli etkiyi alanlardansınız. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle güneş burcunuzda, yükselen burcunuz 13 derece ve yakınlarındaysa önemli tesirler alabilirsiniz bu dolunayla birlikte. Kariyer hayatınız, gelecekten beklentileriniz, toplumdaki statünüzde bir farkındalık ve bir dönüşüm içerisindesiniz. Bu bir yer değişimi, bir taşınma, çevre değişimi olabilir. İşle bağlantılı bir görev değişimi, bir atama, bir tayin olabilirsiniz örneğin. Bir işe başlama da olabilir, bir mesleğe başlama da olabilir sizin adınıza. Çünkü kariyerinizi etkileyen bir dolunay bu. Geçtiğimiz Aralık ayında başlamış bir girişimin sonuç vermesi de olabilir. Bazen evlilikler de etkiler. Evlilikler, ortaklıklar ve bununla ilgili vereceğiniz kararlar
kararlar da kariyerinizi, geleceğinizi, yaşadığınız yeri, düzeninizi etkiler. Anneniz, babanız, ebeveyniniz, bir aile işi, yani buradaki durumla da ilgili gelişmelerin olması mümkün görünüyor. Tabii ki bir iş kurabileceğiniz gibi işinizi bitirmeniz, emekli olmanız, hayatınızda bununla da bağlantılı bir düzen kurmanız, dönüşüm içerisinde olmanız mümkün. Jüpiter Boğa burcunda 3. evinizde olduğu için işle ilgili bir eğitime, bir seminere katılabilirsiniz. İş seyahatleriniz olabilir. Ticari bir oluşum içerisinde olabilirsiniz. Kardeşler ve kardeşlerle bağlantılı birlikte yapılacak işler, kardeşlerle bağlantılı belki aile içerisinde verilecek bazı kararlar da bu dolunayda gündeminizde olabilir.